Gülsüm Sarayı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek bir hamurdan dört çeşit ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiye tarifi paylaşacağım. Bu tarifte kullanmış olduğum bardak ölçüm 150 ml su alıyor. Şimdi Bardaklarımız öncelikle 1,5 malzemeleri çay sayıyorum. bardağı. Gerekli 6,5 olan çay malzemeler bardağı un, 6,5 çay bardağı un, 2 2 çay çay bardağı bardağı pudra şekeri, pudra şekeri, yarım çay bardağı yarım sıvı çay yağ, bardağından biraz fazla sıvı 225 yağ, gram tereyağı, 2 yemek 225 kaşığı gram, buğday o da nişastası, sıcaklığında tereyağı. 1 kahve kaşığı kabartma tozu, 1 kahve kaşığı fanilya şekeri, 2 kahve kaşığı kakao ve 1 bütün yumurta. Onun haricindeki bütün malzemeleri kabımızın içerisine koyuyoruz. Hepsini elimiz ile güzelce karıştırıyoruz. Kullanacağımız margarin veya tereyağı mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Daha sonra unumuzu azar azar ilave ederekten bir taraftan yoğuruyoruz. Hamuru yoğurduktan sonra 1 saat buzdolabında bekletiyoruz. Tenis topu büyüklüğünde 2 parça hamur oluyoruz. Bir tanesine daha az kakao, bir tanesine daha fazla kakao koyaraktan yoğuruyoruz. Kakaolu hamurlarımızın bir tanesi daha açık renk, bir tanesi daha koyu renk alıyor. Küçük bir portakal büyüklüğünde hamur alıyoruz. Üzerine fırın kağıdı koyuyoruz. Önce elimiz ile biraz bastırtıyoruz ve daha sonra merdane veya oklava kullanaraktan açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kakaolu hamurdan koyu rengi alıyoruz. Elimizde küçük bir yuvarlak yapıyoruz ve gördüğünüz şekilde hamurumuzun üzerine parçalar halinde yerleştiriyoruz. Sade hamurumuzdan daha küçük parça kopartıyoruz ve elimizi yuvarlayarak, yasıltarak kakaolu hamurların ortasına koyuyoruz. Açık renk yapmış olduğumuz kakaolu hamurumuzdan da tekrar küçük parçalar kopartıyoruz. Elimizin içerisini yuvarlayaraktan beyaz hamurların ortasına koyuyoruz. Üzerine yağlı kağıt kapataraktan merdane ile açıyoruz. Yağlı kağıdı üzerinden alıyoruz. Bardak ile gördüğünüz şekilde yuvarlaklar kesiyoruz. Ve gördüğünüz gibi ortaya çok güzel bir desen çıkıyor. İkinci şeklimiz için küçük parçalar kopartıp yuvarlıyoruz ve hafif bastırtıyoruz. Ve bunun için bir tane şişe kapağı kullanacağız. Şişe kapağını gördüğünüz gibi şekil veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi şişe kapağıyla da ortaya çiçek deseni çıkıyor. Üçüncü şeklimiz için küçük yuvarlaklar yapıp yasıltmış olduğumuz hamurlarımızın üzerine gördüğünüz şekilde şişe kapağıyla iz yapıyoruz. Kürdan ile bastırtaraktan gördüğünüz şekilde izler yapıyoruz. Kürdan yoksa bıçak ucu kullanaraktan bıçak ile de aynı şekli verebilirsiniz. Kürdanı suyla ıslatmış olduğumuz kakaodan gördüğünüz şekilde batırarak izlerin üzerine tekrar yapıyoruz. Aslında direkt ilk baştan kakaoya batıraraktan yapabilirsiniz. Dördüncü şeklimiz için küçük bir yuvarlak kopartarak elimizle önce yuvarlıyoruz ve daha sonra uzunlamasına yaprak şekli veriyoruz. Bir bıçak ile öncelikle ortasına uzunlamasını çizdikten sonra daha sonra yanlarını çiziyoruz. Aynı şekilde birkaç tane daha parça kopartarak aynı şekli veriyoruz. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz veyahut da kakao ile üzerinden tekrar geçebilirsiniz. Hepsini fırın tepsisine diziyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika kadar pişirmemiz yeterlidir. Kurabiyelerimiz pişti. Servis tabağına diziyoruz. Dilerseniz bu şekilde servis yapabilirsiniz veyahut da dilerseniz üzerine pudra şekeri serpiştirebilirsiniz. Pudra şekeri serpiştirecekseniz yemeden yarım saat önce kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü pudra şekerini daha önceden serpiştirip bekletirseniz kurabiyelerimiz yumuşatacaktır. Kıyır kıyır kalıp tazeliğini korumasını istiyorsanız kurabiyelerinizi ne zaman yiyecekseniz o zaman pudra şekerini kullanınız. Yalnız pudra şekeri kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Çünkü pudra şekerimiz yelkenek kurabiyelerimize ayrı bir lezzet veriyor. Bu video çekimim YouTube sayfasına ilk başladığımda 2 yıl önce çekmiş olduğum bir video. Çekimi her ne kadar acemice olsa da tarifimiz çok güzel. Yıllarca yapmış olduğum bir kurabiye tarifi hamuru mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.
Kalbinizden sevgi, ağzınızdan tat, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalınız.